Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal kündülü haberlerimizi görüşenlerden kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan kün tertiptiki haberlerine huzurunla sunuşturuşumuz. Kınemsiz dıktanlar ekranımızda bulsun. Yaponiya təminləş zinciridiki məcburi əmgəkni tosuş üçün hərəkət göddi. Yaponiya İqtisadi Xəbər Agentliqinin 11-ci iyuldaki xəbərdə bildirilişçə, Yaponiyanın toqumçuluq sahəsi bundan keyin tələbki binaən, hökumətinin təminləş zinciridiki məcburi əmgək qılmışını təşürüşkə maslaşıdikən. Xitayının Şərqi Türkistandaki məcburi əmgək cinayəti xalqaralıq mühim məsələgə aylanğan bir peytdə, Yaponiya İqtisad və Savdo Sanayət Ministerliyi toqumçuluq sanayəti sahəsini kişilik hukuk depsençiliğe münasebetlik meselelerini tüketiş üçün asasi prensip bekletişki çakırgan bulup, bu sahadakilerin kişilik hukuk depsençiliğe cevapkarlıkını sürüştürüş ramkisi berpa kılıç talep kılındıken. İktisat, soda ve sanayet ministerliğinin körsüzlükçe, bu hükümetten konkret kesipler doğrusu da çıkırgan tunca dokuladıyken. Xəbərdə bildirilişçə, Yaponiya Toqumçuluq Birləşməsi Xalqara Əmgək Təşkilatı bilən maslaşıb, kilər yılqıca yetəkçi prinsip layihəsi təyyarlayıdıkən. Bu körsətmələr kişilik hüquqa daxilə təhrüz qılışqa münasibətlik bilgilmələrini, cümlədən işçi xizmətçilərinin muvafiq iş vaxtı və iş həqqəgə erişilməsi ki, bala işçilərinin bar yoxluqı qatarlıqlarını özü içə aldıkən. Məlum bilişçə, Birleşken Dövlət Təşkilatı ve İqtisadi Həmkarlıq ve Tərəqqi Təşkilatı bundan burun şirketlerinin təminləş zinciridiki kişilik hüquq depsençiliğini nazarat kıldığan bir ramkini oturğa koyğan. Bu yıl 6 ayda 7 dövlət grohi Angliyada başlıqlar yığını ötküzüp, yar şari təminləş zinciride bulupma Şərqi Türkistan'daki herxil şekildeki mecburi əmgekinin mevcut ikiliki haqqidiki endişisini bildirgen. Şunundak Amerika ve bir kısım garip hükümetleri Şerqi Türkistan'da mecburi emgek bilen işlep çıkarılgan pahtı mahsulatlarını çekleş hakkıda belgilimi çıkarılgan. Bu yıl kirgenden bu yan HM'ni öz içi algan Nurgun Çet El markeleri Şerqi Türkistan'daki mecburi emgek tutkan pozisyası sebebinin Xtay'nın baykot kılışıga duç gelgen. Amerika yıllık dokulatıda Xtay'nı irki kırgınçılık cinayeti boyunca kayıtı ayıpladı. Amerika Taşqı İşlər Ministri Antony Blinken 12 iyul yıllık dokulat elan kılıp, Xtay'nın irki kırgınçılık cinayetini yeni bir kıtım ayıplıgan. Amerika avazından bu vaxtdaki xəbərdə bildirilişçe, Blinken düşənbə irki kırgınçılık ve vəhşiliklerinin aldığını ilişkiye alaqadar yıllık dokulat elan kılgan bulup, Xtay bilen birge Birma, Efiopiya, Suriye, Irak ve Cenobi Sudan qatarlıq 6 dövlətinin namini atap, onların vəhşiyana kılmışlarını ayıplıgan. Dokulatta Amerika'nın yenilə Xitayının Uyğurlara qarata irqi qırğınçılıq cinayəti sadır qıldı deyib qaraydığanlığını təkidləyən. Blinken dokulat haqqında toxtulub, biz işlətkilə bulduğan barlıq vasitələrini, cümlədən diplomatik vasitələr, çət əl yardımı, əməli təşürüş sıxımısı, maliyyə vasitələri, uçuruşuş və müşününğa oxşayış dokulatlarını qollanımız. Bu dokulat kişilərinin tunuşunu üstürüb, birlikə kelgən xalqaralıq bisim və inkas payda qılışımızğa türtkü buludu degen. Amerika'nın sabiq taşqı işlər ministri Mike Pompeo, Xitayının Uyğurlara qarata irqi qırğınçılıq cinayetini sadır qılğanlığını elan qılğandan keyin, Blinken bu yıl 1-ci ayda yeni vəzifəyə oturğanda Pompeo'nun bu qərarını qollaydığanlığını bildirgen idi. Bu qıtımlıq dokulat Amerika'nın bu məsildeki meydanını yeni bir qıtım təkidləgan. Məlum bulışça, Amerika hükümeti 1988-ci ili irqi qırğınçılığının aldığını eliş və cəzalaş əhdinamisini təsdiqləb, Her kaysi devletlerden irqi kırgınçılık cinayetine tutuşunu ve cezalaşını talep kılgan. Ama bu ehdiname bu meselini sebep kılıp, başka devletlerge kural küçü işiltiş hukukunu vermeydiken. Gerçi Xitay ve başka 150 neçü devlet mezkur ehdinamege imza koygan bolsa mu, Xitay ehdinamedeki bir maddığa karta öz fikrini saklap kılış usulünü kullanıp, Xalqara Sotunun Xitay'a kartılgan eriz şikayetlerine teşürüş mümkünçilikini tutup koygan. Xitay aldanqı 20 yılda Şərqi Türkistandan 90 milyon tonna kan baylıqını toşup getken. Tengritağ torunun 11-ci iyuldaki xəbərdə bildirilişçə, Xitay Tömür Yolu Örümçü İdarisi Grohi Çeklik Şirkti, aldanqı 20 yılda Şərqi Türkistandan bulan talan kılıngan 90 milyon 300 min tonna kan baylıqını Xitayğa toşup, bultırqı oxşaş məzgildikidən 8.5% aşırgan. Xəbərdə qayt qılınışça, Yakınki yıllardan beri Şərqi Türkistan'daki tümür yol tarmakları taş yol transportuna tümür yol transportuna özgertişini tezletken bulup, poyez taksimleş, vagon taksimleş katarlık usullar bilen
Şundakla atalmış Şimali Şincan Tümür Yolu Aylama Liniyesi arkalık Şerqi Türkistan'dan bulan talan kılıngan kümür, metal, rodisi katarı gayet zor miktardaki baylıkını Xtay'a yötke salmakına tıxımı aşırgan. Aşkarınışça, Xtay Tümür Yol Tarmakları Şerqi Türkistan içindeki üstü uçuk vagonlu poyuzlarının katnaş nispetini aşırış bilen birge Xtay ölkelerden yük besip gelgen poyuzlarımı yük basgan. Nöbette Ürümçi Cangunmiya Tümür Yolu'nun Şerqi Cungar'dan Cangunmiyağıca bolgan rayon bölüküdeki Tumoyi, Kurban, Güşiyadın ibaret 3 uçuruşu yol biriş biktide bir de katlaş başlayan. Avrupa İttifakı Xtay'nın bir balvaq bir yol planına karşı resmi hareket götürdü. Germaniya avazının haberde bildirilişçe, Avrupa İttifakı Xtay'nın bir balvaq bir yol planına takabül duruşu için çoğun tipteki ul esleha türlerini yolga koyuşunu planlayan. Avrupa İttifakı Taşkı İşten Ministeri 12. İyul bayanat ilan kılıp, Avrupa bilen dünyanın tutaştırılan halkaralık ul esleha kuruluş planını tüzüp çıkılgalıqını cekarlıgan. Bir ay ilgiri 7 devlet güruhi başlıklar yığındı mı, katnaşkışı devletleri Muşinan'a okşay çakırığını oturuğa koygan idi. Germaniya Taşkı İşten Ministeri Heiko Maas, bir yosulda ötküzülgen Avrupa İttifakı Taşkı İşten Ministeri yığında, biz Xtay'nın iqtisadi ve maliye vasitelerini işiltip, dünyadaki siyasi tesirini kengaytı otkallıqını gördük. Kuruq narazi bolğanının paydası yok. Biz çoğun bunun ornığa başka tallaşlarını oturğa koyuşumuz kerek degen. Ve Avrupa İttifakı bilen Amerika otursudaki zic maslayışının alayda muhimliğini tekitleyen. O yana Xtay'nın hemkarlık türleri de öz menfaatini közleydiğalıqını, bunu köpligen devletlerden tunum yetkerlikini, şunlaşka başka tallaşlarga erişini ümit kıldıqalıqını, Avrupa İttifakı'nın bu ehvaldın paydalanışı kereklikini oturğa koygan. Haberde kaytkınışça, Avrupa İttifakı Japonya ve Hindistan bilen katnaş, energiya ve rakamlaşken alaka cihetteki maslayışını işe aşırış için Euro-Asiya hemkarlık kilişimi imzalgan. Japonya bilen Hindistan Xtay'nın bir balvaq bir yol sodi planından paydalanıp, namrat devletlerine eğir kariz yükü arkalık kontrol kilişidin endişe kılıp gelgen. Avrupa İttifakı Taşkı İşler Ministeri, Avrupa İttifakı Komitetine xüsusi şirketlerine meblağ silişka, kiler yili 3. aygıca ul esleha kuruluş türlerinin tizimlikine turguzuşka ilhamlandırışka çakırgan. Bildirilişçe, Avrupa İttifakı'nın bağlanışçallıkını baş teme kılgan mezkur ul esleha kuruluşu nöbette resmi planlaş baskıçıga ötken. Danlıq şahsler Uyghurlar üçün avaz çıkarmaqta. Xtay'nın Şerqi Türkistan'daki Uyghur ve başka Türk milletlerge karatkan irqi qırğınçılıq cinayetinin xalqarada qolğula qozğışığa ägişip, bir kısım danlıq şahslarımı Uyghurlar üçün oxşumğan tariqada avaz çıkarmaqta. Amerikalıq basketbol mahiri NBA'nın sabıq topçisi Royce White, 10. iyul Nevada'da ötküzülgen 3 kişilik basketbol bölleşme müsabıqısından keyin CBS kanalının ziyaretini qabul qilib, Uyghurlarga erkinlik deb yazılgan maykini kötürüp, Uyghurlar haqqida toxtalgan. Muxbir onundan maykidagi sözlerinin nime ma'nida ekanligini sorganda, o Uyghurlarga erkinlik Sharqiy Turkistondagi 2 million az sonliq millat jazo lagerlariga qamalgan, biz bu haqda toxtalishimiz kerak. Sizlar mening doim haqiqiy ishlarni so'zlaydiganligimni bilasizlar degan. Onun bu sözlerinden keyin köpligen insan hakları teşkilatları ve faaliyetçiler onun insanperver hareketini maqtagan ve rahmetini bildirişken. Onun başka, Türkiye'deki Danlıq Televiziya Programisi Ustaz Aşbaz'dan bu heptlik sanda, musabıqıya katlaşkan Mahir Burcu Önül Hanım, özünün tamakını tunuşturganda Uyghur kelimesini tılgalgan. Bu çağda bahalıqıcı Somer Sibiri oğlu onun sözüge koşup, Uyghur Türklerinin uzundan buyan köz yumgılıp olmaydıgan mücadelesi bar. Bu yerden onlarga salam. Men bütün rayonning jumladan Uyghur Türklerinin baldurroq tinchlik ve xotirjamlikka erişishini ümit qilaman degan. Mazkur programma Türkiye'nin en alqışqa erişken televiziya programmalaridan biri bo'lib, millionlagan ko'rilmalari bor. Somer Sibiri o'g'li mazkur programmada Uyghurlar haqida to'xtalgandan keyin muhojiratga Uyghurlar ijtimoiy taratqular orqali uningga minnatdorligini bildirishgan. Yaqinqi bir necha yil ichida har xil sohadagi bir turkum donliq shaxslar Uyghurlar uchun ovoz chiqargan bo'lib, Xtay'nın okşumağın şekildeki öç ilişiğe ve boykot kılışığa duş gelmekte. Amerika'nın Uttura Asya'a herbi bazı kuruşu rayonga paydalıq mı? Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilişçe, Rusya Taşkı İşler Ministeri Sergey Lavrov, Amerika'nın herbi bazılarını Uttura Asya'a oralaştırışının rayonda xavfsizlikke paydalıq emesikini bildirgen. Rusya Taşkı İşler Ministeri Sergey Lavrov, Paytaxt Moskva'da Sudan Taşkı İşler Ministeri Meryem Sadık El-Mehdi bilen körüşkendinkin, ahbarat elan kılış yığını ötküzgen. O Afganistan meselesi üstüde tohtulup,
Amerikaning Afganistonga hujum qilish uchun Afganiston atrofida harbiy qismlarni o'rnatishni talab qilganligini ta'kidlagan. U yana Amerikaning yangi harbiy bazalarini O'rta Osiyoga o'rnatishni rayon xavfsizligiga foydali deb o'ylamayman degan. U chet el askarlarining mustaqil davlatga birlashma gavdasiga a'zo har qanday bir davlatga o'rnatilishini mazkur tashkilotning qaror qilishi kerakligini eskartib, hozirgacha bu masalada hech qanday iltimos yo'q degan. U BDT xavfsizlik kengashining 2004 yildan beri Sudanga yurgizib kelgan embargolari haqida to'xtalib, bu embargolarning amaldan qoldirilishini talab qilganligini bildirgan. U Rossiya bilan Sudan o'tursida Sudanda Rossiya harbiy bazasi qurish to'g'risida tuzilgan kelishim ustida to'xtalgan. Dumaning mazkur kelishimni tasdiqlash musobaqasini boshlaganligini qayd qilib o'tgan. U Sudan tashqi ishlar ministri bilan bo'lgan ko'rishda Falastin, Suriya va Liviya masalasini muzokara qilganligini eskartib, bu masalalarga munosabatlik uchrashuvlarni BDT ramkasiga davomlashtirish to'g'risida fikr birligi hosil qilganligini bildirgan. Isroiliya prezidenti Falastin-Isroiliya tinchlik suhbatini asliga keltirishni xohlayman dedi. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha, Isroiliya prezidenti Isaac Herzog Isroiliya-Falastin ikki taraf suhbatini qayta boshlashni xohlaydiganligini bildirgan. Xabarda qayd qilinishicha, Falastin prezidenti Mahmud Abbas 7-iyul qasam berib, vazifa topshirib olgan Herzogga telefon qilib uni tabriklagan. Herzog Twitterda "Men bugun kechda Falastin prezidenti Abbas bilan so'zlashdim va uningga ilgirki Isroiliya prezidentlariga o'xshash Falastinliklar bilan Isroiliyaliklar o'tirsidagi suhbatni asliga keltirib davomlashtirish planimning borligini yetkizdim" degan. Herzog dialogning munosabatni yaxshilab, ikki xalq o'tirsida tinchlik o'rnatishga yordam qilishni umid qildiganligini bildirgan. Falastin xabar agentligi Vafaning xabariga asoslanganda, G'azza va Iordan daryosining g'arbiy qirg'og'i va Quddusda uzun muddatli tinchlikni ishga oshirishning shart ekanligini ta'kidlagan. Hamda keng doiralik va adil tinchlik o'rnatishning kerakli sharoitini hozirlash uchun amaliy qadamlarning bizishining muhimligini o'tirg'a qo'ygan. Isroilning Kanal 12 televiziyasi bunundan burunmi xabarlarida Falastin prezidenti Mahmud Abbasning Falastin-Isroiliya tinchlik suhbatini asliga keltirish uchun talab tizimlikka tayyorlanganligini ilgari surgan edi. Isroiliya bilan Falastin o'tirsidagi tinchlik suhbati Isroiliya taraf Falastinning 1967 yildagi chegaralarni majburiy ko'chirilishga duchor qilingan falastinliklarning qaytishiga ichib o'tish va qonunsiz yahudiy ultrah rayonlarini ta'sis qilishni to'xtatish talabini qabul qilmagachqa 2014 yili 4 ayda to'xtab qolgan edi. Xitoyda necha yil burun silingan yangi mehmonxona o'rilib tushdi. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha, Xitoyning Jiangsu o'lkasiga qarashli Suzhou shahrida bir mehmonxona binosi o'rilib tushib 8 kishi o'lgan. Xitoy jiddiy ahvolni bartaraf qilish ministrligining bayonotiga asoslanganda, xarobalikka ostida qapsilib qolganlarni qutqizish xizmatlari davomlashayotgan bo'lib, izlab qutqizish atriti rayonga avatilgan va hozirgacha 8 kishining jasadi topilgan. Bu haqdagi bayonotda yana 14 kishining mehmonxona binosi xarobalikka ostidan qutqizilganligi, lekin 9 kishidan tahicha xabar yo'qligi o'qtirilgan. Bildirilishicha, 54 yotoqli mehmonxona 2018 yili ishga kirishtirilgan yangi bino ekan. Xitoydagi supasiz qurilish masalasi uzun yillardan beri izchil davomlashib kelayotgan bo'lib, bular Xitoyning siyosiy va ijtimoiy tuzilmasidagi cheriklik va qalamiqanchiligini ko'rsatib bermoqda. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shunday qilib bugungi xabarimiz mush yerda oxirlashdi. Atki xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshiramiz. Shunday qilib programma oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi.